Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün güzeller güzeli kalanço çiçeğinin bakımı, sulanması, budanması ve yetiştiriciliği ile ilgili bazı konuları sizlere aktaracağız. Kalanço çiçeği güle benzeyen zarif ve zengin çiçeklenme yapısıyla kendine has bir şıklığa sahiptir. Oldukça görkemli ve her daim rağbet gören çiçek türlerinden birisidir. Kalanço çiçeği aslında nazlı bir çiçek olmasına rağmen bakımı oldukça kolaydır. Şimdi bu videoda anlatacağımız bazı hususlara dikkat ettikten sonra çok rahatlıkla çok güzel kalanço çiçeği yetiştirebilirsiniz. Bunun için konumlandırılması, sulanması, yine budanması ve çiçeklenme dönemindeki besin takviyesi ile ilgili sizlere kısa bilgiler sunmaya çalışacağız. Kalanço çiçeği bol ışık isteyen bir çiçek türü. Bu nedenle cam kenarlarına konmalı. Ancak sürekli güneş ışığına maruz kalan cam kenarları olmamalı. Gün içerisinde en fazla 1-2 saat güneş alan ama her daim aydınlık, aynı zamanda kısmen de havadar olan, yani hava akımı gereken bir ortamda en güzel şekilde çiçeklenir. Eğer yeteri kadar ışık alamazsa kalanço çiçeğinin yaprakları matlaşır, parlaklığı gider ve belli bir süre sonra da pörsümeye başlar. Yine ceyranda bırakılmamalı. Özellikle direkt rüzgar akımı olan yerlerde kesinlikle kalanço çiçeği barındırılmamalı. Bu durumda çiçekler erken döker ve tomurcuklar çiçek bağlamadan kurumaya yüz tutar. Kalanço çiçeğinin en önemli bakım hususlarından kuraklığa oldukça dayanıklıdırlar. Toprak hiçbir zaman çamur şeklinde sulanmamalı. Toprağın üst yüzeyi tamamen kuruduktan sonra bir miktar su verilmeli ve suyun saksının altında drene olarak akıp gitmesi gerekiyor. Yani toprağın içerisinde su hapsolup çamurlaşma olmamalı. Bu durumda hem kalanço'nun kökleri çürür ve zarar görür, hem de yapraklanma ve çiçeklenmede sıkıntılar yaşanır. Bu nedenle toprak tam kuruduktan sonra yazın haftada 2 defa, kışın ise haftada 1 defa sulanması yeterlidir. Kalanço çiçeğinin diğer bir bakım işi de budama, mutlaka yapılmalı. Özellikle solan çiçeklerin bulunduğu dallar kesilir ve kurumuş, çürümeye yüz tutmuş olan özellikle alt yapraklar alındıktan sonra belli bir süre dinlenmeye geçer. Daha sonra bu 1-2 hafta kadar, daha sonra tekrar çiçek tomurcukları oluşturarak yıl boyunca çiçek verme eğilimi gösterir. Kalanço çiçeğini yılda bir defada saksı değiştirmemiz oldukça isabetli olur. Bunun için kalanço çiçekleri yapraklarını döktükten sonra, ki takriben Nisan ayı içerisinde saksılar değiştirilir. Saksı toprağı mümkünse bir büyük boy saksı temin edilerek bu şekilde bir işlem yapılır. Kalanço çiçeği çoğaltılması dal ve çelikle çok rahatlıkla yapılabilen bir çiçek türü. Herhangi bir dal kısmını alıp bir suda ya da ıslak bir mendil içerisinde veya perlit ortamında bekleterek bir süre sonra köklenmesi sağlanır ve bu şekilde saksıya dikilerek yeni görkemli güzel çiçekler elde edilebilir. Evet değerli dostlar, bu videomuzda kalanço'nun bakımı, konumlandırılması ve diğer işlemleriyle ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.